Bugün iktidar partisi çıkmış, hiç utanmadan diktatörlük anayasasını, istikrar anayasası, gençliğin anayasası diye millete yutturmaya çalışıyor. Siz hangi istikrardan bahsediyorsunuz? Eğer ölümleri kastediyorsanız çok haklısınız. Bakın o konuda kimse sizinle boy ölçüşemez. Ülkeyi kan gölüne çevirdiniz. 1 Kasım'da tek başınıza iktidara geldiniz. Şimdi de bir kişinin hırsları için ülkeyi adım adım diktatörlüğe götürüyorsunuz. Tıpkı 400 vekili verin, bu iş huzurla çözülsün diyerek millete şantaj yaptığınız günlerdeki gibi diyorsunuz ki terör bitecek, istikrar sürecek. Madem bitirecektiniz terörü, ülkeye huzuru, istikrarı getirecektiniz de 14 yıldır neden başaramadınız? Başkanlığı getirdiğinizde bugün yapamadığınız neyi yapacaksınız? Bugün çıkmış bu anayasa gençlerin anayasası diyorsunuz. Ben de size soruyorum, bu anayasa ile gençliğin hangi sorunu çözülecek? İşsizliği mi, güvenlik sorunu mu, eğitim sorunu mu, barınma sorunu mu? Ben de buradan diyorum ki diktatörlük heveslerinize gençleri alet etmeye kalkmayın. Siz kimin için anayasa değişikliğine gittiğiniz apaçık ortadadır. Siz eğer gerçekten gençleri düşünüyor olsaydınız biz terör araştırılsın dediğimizde ellerinizi hayıra kaldırmazdınız. Siz eğer gençleri gerçekten düşünüyor olsaydınız bugün Türkiye'deki gençlerin payına ölüm, işsizlik, endişe ve umutsuzluk düşmezdi. Siz eğer gerçekten gençleri düşünüyor olsaydınız daha 27 yaşındaki Ethem Sarısülüğün yaşamına 10 bin lira değer biçen yargının taşlarını döşemezdiniz. Ama unutmayın ki ayarını bozduğunuz kantar, emin olun.